arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir bluz çalışması yapacağız bluzumuzu yakadan başlayarak örmeye başladık Dilediğiniz yaş grubu için e, büyüterek örebilirsiniz. Biz bu e, bluzumuzu bir yaş civarı, bir, bir buçuk yaş civarı çocuklarımıza uygun bir şekilde başladık. Evet, e, kollarında ajurlu trabzanlarımızı kullandık. Gövde kısmında düz trabzanlarımızı uyguladıktan sonra tekrar aşağı kısımda da görmüş olduğumuz bu ajurlu trabzanlarımızı uyguladık. Bluzumuzun arkasına sadece bir tane düğme kullanarak kapadık. Alt kısımdan minik bir dikiş attık ve bluzumuzu bu şekilde tamamladık. Evet şimdi bluzumuzu hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bluzumuzu örmek için Nakon'un lüks Minnoş Wavis'ini kullanıyorum. 150 poliamit, 150 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 145, 100 gram ve 336 metreden oluşmakta ipimiz. buçuk numaralı da tığımı kullanmaktayım. E, elinizin Ayarına göre e, tığ numarasını tercih ederseniz çok güzel olur. Tabii ki e, ipimize göre de. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. Önce arkamızı örmeye başlıyoruz. Bir tane düğümümüzü atalım. Şöyle biraz daha aşağıdan atalım. Düğümümüzü düğümü attım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Arkanın ilk parçası için bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim ve 12. işaretimi koyuyorum bu kırmızı da dahil arkamızın ilk kısmı yani bir parçası bir kolumuzu örüyoruz bir tane çektim hemen ikinciyi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirde kolumuz için çektim ve kolumuza da 20. bluzumuzun önü için 20 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20. hemen sarı ayıracımı takıyorum. Kolum için tekrar 15 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim ve beyaz ayırıcımı taktım devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim ve birinci zincir sırasını bluzumuzun hazırladık şimdi ölçüsüne bakalım 26 santim zincirimizin ölçüsü şimdi birinci sıramızı örmeye başlayalım arkamızdan başlıyoruz. Arkamızdan hemen bakınız şu şekilde 1 ve 2 geri geliyorum. 1 ikinci zincirimi çekiyorum. İkinci geri geldiğim yere batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve birer birer trabzanlarımı örerek aracıma kadar ilerliyorum. Bakınız birer birer örüyorum. zincirlerimin hepsine ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Evet tam 12 tane trabzanımızı ördük. Ayracımızı bıraktığımız yere geldim. Hemen çıkarıyorum bakınız. 2 tane zincirimi çekiyorum 12. trabzanımın üzerine. Tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkardım. diğer taraftaki ilk zincirin içerisine giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum yok atlamayalım devam edelim tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı da örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum üç tane trabzanımı örüyorum bir İki. üç Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Üç tane yan yana zincirimin üzerine trabzanlarımı örüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Bir. 2 ve 3 üçüncü trabzanımı da örüyorum hemen ayracımın olduğu yere geliyorum bakınız 3 6 9 12 13 14 ve 15 tane zincirimizin hepsini örmüş olduk şimdi tam sarı ayracımı çıkarıyorum ve bluzumun önü için olan bölüme geçiyorum en son trabzanımın üzerine 3 tane 2 tane zincirimizi çekiyoruz 2 tane tığımın tekrar başını doluyorum Hemen sıradaki bakınız aynı değil. Sıradaki zincirin içerisine batarak trabzanlarımı yeşil ayracıma kadar dümdüz örüyorum. Sadece kolumuzda görmüş olduğumuz bu delikli kısmı öreceğiz. Önümüz ve arkamız düz olarak ilerleyecek. Yeşil ayracıma kadar örelim. Bluzumun önü için birer birer trabzanlarımı ördüm ve en son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum yeşil ayracımı çıkarıyorum ve çıkarmış olduğum yere tığımın başını doluyorum hemen bir tane trabzanımı örüyorum ve yan yana diğer iki tane trabzanımı da örüyorum bakınız aynı yere batmayalım bir iki ve üç üç tane trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum 3 trabzanımı diğer kolumuzda ördüğümüz gibi örüyoruz tekrar bir tane zincir bir atlıyorum 1 2 ve 3 tekrar bir tane zincir bir atlıyorum 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum kırmızı ayıracımı çıkarıyorum 12 tane trabzanımı en son zincire kadar örüyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız Uyuzumuzun birinci trabzan sırasını bu şekilde tamamladık. Arkalar, kollarımız ve önümüz. Şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım. İkinci sırasında hemen bitirdiğimiz yönden zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3. Düz olan yerleri birer birer düz trabzan olarak öreceğiz. Buradaki ayrım yerimize kadar farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece düz trabzan şöyle göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız nereye batmaları konusunda bazen tedirginlik yaşayabiliyorlar. Bakınız 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen ikinci sıradaki gelen zincirin şu ön kısmına bakınız. Ön kısmına batalım ve trabzanımızı örelim. Sonrasında da aynı şekilde şöyle öndeki minik gözlerin içerisine girerek ilerleyelim. Burası arka yönden ördüğümüz için bu şekilde diğer yönden yine bakalım. İki zincirimin olduğu yere doğru trabzanlarımızı örerek geliyorum. Ve iki tane trabzanım kalmış. Hemen onları da ördükten sonra bakınız ördüm. Şimdi iki zincirimin olduğu yere geliyorum. 1 ve iki tane artışımı yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve iki tane artışımı yapıyorum. İki artış da bu yöne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki bakınız şu bir zincirin olduğu yere geliyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 diğer bir zinciri çekiyorum bir zincirin içerisine geliyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekip tekrar bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve araya giriyorum şu kısma bakınız iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 iki. iki tane zincirimi çekiyorum ayrım yerine geldim yine iki tane trabzanımı örüyorum zincirimden bakınız zincirimden bu tarafı olan kolumun artış yerleri diğerisi ise bluzumuzun önünün artış yerleri olacak sonrasında birer birer önümüz için ördüğümüz trabzanların her birinin tepesine birer tane batarak iki zincirin olduğu yere kadar gelelim. Bluzumuzun önünü de örerek geldim. İki tane zincirimin olduğu yerdeyim. Hemen kolumuza geçişimizi yapacağız. Bakınız tam iki zincirin bulunduğu yere geldik ve bekliyoruz. İki tane trabzanımı hemen zincirimin içerisine örüyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Şöyle görelim. Tam bu kol de önümüzün ayrım yerindeyiz. İki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük ve buradaki bir tane zincirimin olduğu yere bir zincir çekerek geliyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç bir tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir tane zincir yine bir zincirin olduğu yere 3 trabzanımızı örüyoruz 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve aradaki bakınız ayrım yerine geliyorum iki tane trabzanımı örüyorum bir zincir çektim ve iki tane trabzan artışımı yapıyorum. 2 tane zincir ve 2 tane arkam için artışımı yapıyorum bakınız. Ve birer birer 12 tane trabzanımızı örüyoruz ve uçta görüşüyoruz. Şöyle bakalım. Uca kadar aynı şekilde örerek ilerleyelim. Ve en son trabzanımıza batıyoruz. bunu lütfen unutmayalım ve 3 tane zincirimizi hemen çekip geçişimiz için hazır olalım ama öncesinde sıramızı tamamladıktan sonra şöyle bir bakalım Evet iki sıra iki bölüm yani iki parçamız bluzumuzun arkalarıydı karşılıklı bakınız kafeslerimizin olduğu yerler kollarımız ve diğer tek parça büyük olan ise önümüz şimdi Üçüncü sıramıza başlayalım. Düz trabzanlarımızı hep düz trabzan olarak öreceğiz. Bu kısımları ise bitene kadar yani kolumuz bitene kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Üç tane zincirimizi diğer yönde çekmiştik. Şimdi bakalım tığımızın başını dolayalım. Diğer yönde bakmıştık bakınız. Hemen trabzanımızın ikincisinin bu gördüğümüz minik gözünün içerisine giriyoruz. Ve ikinci trabzanımızı örüyoruz. Sırası ile bütün trabzanlarımızı Zincirimizin olduğu yere kadar örüyoruz. Evet zincirimin olduğu yere kadar örerek geldim bakın bir tane atlamışım hemen geri dönüyorum atladığımı da düzeltiyorum. Fark eder fark etmez hemen düzeltelim. Ama çok ilerlediyseniz tabii ki yapacak herhangi bir şey yok. Evet şimdi iki tane ayrım yerimizin olduğu yere geldik. 2 tane artışımı yapıyorum 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 aynı yuvaya giriyorum 2 artışımı yine yapıyorum 1 ve 2 2 artışımı yaptıktan sonra bakınız bir tane zincirimi çekiyorum buradaki iki trabzanımı atlıyorum hemen bir zincir olan yere geliyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm hemen bir zincir daha çekiyorum bu aradaki birer zincirlik yerlere üçer tane tırabzanımızı örüyoruz. 3 Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Ve ilerliyorum. 2 3 Bir tane zincir şöyle bakalım bir. Bakınız. Yerleri belirli zaten. Yerlerin içerisine üçer tane tırabzan örerek Kolumuzun ayrım yerine kadar ilerliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve artış yerine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çekip tekrar bir, iki ve bluzumuzun ön kısmına geçiyoruz hemen. Bir tane trabzan diğer ikinci trabzan ve diğerleri olmak üzere aynı şekilde örüyoruz diğer kolumuzu da burada ördüğümüz gibi örelim ve uç noktada görüşelim 3 sıramızı bu şekilde ördük Dördüncü sıramıza başlayacağız Dördüncü sıramıza da aynen ikişer artışlarımızı yapacağız biraz büyüteceğiz şimdi 3 tane zincirimizi diğer yönde çekmiştim bu yönde buradan gördüğümüz düz trabzanlarımızı artış yerine kadar yine birer birer örerek gelelim. Evet zincirimin olduğu yere kadar geldim. İki tane trabzanımı yine örüyorum. Bir iki. Bu ikişer ikişer artış yapıyoruz. Anlamına gelmekte. Bakınız büyüyor. Şu şekilde. Buradan başlamıştık. Yana doğru açılmakta. İki tane zincirimi çekiyorum. Yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen bir zincirin olduğu yere geliyorum ve 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 tekrar bir zincir ve bir zincirin olduğu yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 tane zincir bir zincirin olduğu yere giriyorum 1 2 3 ve tekrar bir zincirimi çekip 3 tane tırabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekip tekrar artış yerime geliyorum. 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 zincir çekip yine 2 tane tırabzanımı örüyorum öne geçiyorum. Birer birer buradan ilerliyorum ve aynen örmeye devam ediyoruz. Buradan dümdüz örelim ve artış yerimizde 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı yapalım. Kolumuzu da burada ördüğümüz gibi örerek e, arkamızda ördükten sonra tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, örmeye ben devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplamda 9 sıramız oldu. Önümüz ve arkamız düz tırabzan kollarımız ajurlu oldu gördüğümüz gibi şöyle şimdi e, yeterli ölçüye ulaştığım için ben birleştirmek istiyorum kol altlarımı ve gövdemi kol altlarımı birleştirdikten sonra öreceğim hemen ölçümüze bir bakalım sizler için de e, yardımcı olması açısından bakınız tam kolumun buradan başladığı yerden ve bittiği yerden 25 santim genişliğimiz Evet şimdi sıramın diğerini de ördüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıranın arka kısmını ördüm bir tane artışımızı yapalım sadece bir yapalım burada bükelim şu şekilde bakınız kolumuz şu şekildeydi ve bükelim araya zincir çekmek istemiyorum çok bol olsun istemiyorum bu şekilde Gerekirse örerken genişletiriz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane artışımı yaptıktan sonra tığımın başını doladım. Kolumuzun diğer zincirli yerine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tığımızın başını dolayarak birer birer bütün trabzanlarımız örelim. Sadece artış bir yaptık. Bakınız, bu tarafta da bir tane yapmıştık. Birer birer önümüzü örelim. Diğer kolumuzun altına kadar ilerleyelim. Evet önümüzü dümdüz birer trabzan örerek geldim. Kolumun tam artış yerinin olduğu yerdeyim. iki zincirimizin olduğu yerdeyim. Hemen zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Zincir çekmeden kolumuzu bükelim. Ve bir tane tığımın başını dolayarak kolumuz için çekmiş olduğumuz bu zincirimizin içerisine girerek trabzanlarımızı örmeye başlayalım sıradan örüyoruz sona kadar örelim Evet bluzumuzun kol altlarını birleştirdik bakınız ön kısmı burası Şimdi baktığımızda arka kısmında görmekteyiz şöyle kollarımızı da birleştirdik gayet güzel şimdi örmeye devam edelim Şöyle baktığımız zaman bakın sağ tarafı burası sol tarafı diğer taraf. Sağ taraf üste gelecek şekilde ayarlayalım. Ve döndürelim. İlmeğimizi hemen takarak arkamızı da kapatalım. Buradan da kapatıp gövdeyi örmeye devam edelim. Bakınız ilk başlangıç zincirinin üzerindeyim. İki tane Geriden başlıyorum. Bakınız 1 ve 2. Iki. İkincinin üzerine batıyorum. Şöyle bakalım. 1 ve 2. Iki. İkincinin üzerine batıyorum. Geçiyorum bu tarafa. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanı buradan örüyorum. Diğer alttaki ilk trabzanımı alıyorum. Şu şekilde. Birleştirdikten sonra üzerinden trabzanımı örüyorum. Şöyle iki tane trabzan altta kaldı. Diğerleri ise yukarıdan devam edecek. Her ikisini de ördüğümüz için artık iki tane trabzan olarak buradan başlangıç noktamıza kadar ilerleyeceğiz. Herhangi bir işlem yapmadan artık birer birer trabzanlarımızı örelim. kol altına kadar gelelim. Evet arkadan başladık. Kol altına doğru geldik. Bakınız tam kol altında hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Yine sıradan bakın trabzanımızın olduğu yere bir tane batıyoruz ve trabzanımızı örüyoruz. Yine diğer trabzanlarımızı da birer birer örüyoruz. Ve bu şekilde bitişe kadar gelelim. Bitişte birlikte geçişimizi yapmak için görüşelim. Evet bluzumuzu bir uçtan diğer uca kadar örerek geldik. Şuradan başlamıştık. Bakınız iki trabzan alttan da almıştık. Şimdi en son trabzanımızı birinci başlatmış olduğumuz trabzanımızın üzerine batarak örüyorum. Sadece bakınız batıyorum ve alıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bluzumuzu örerken bir sıra tersten bir sıra düzden örelim lütfen. Buna dikkat edelim. Zincirimi çektikten sonra bakınız dönderdim ve bu kez tersten örmeye başladım. Ve biraz bu şekilde düz olarak örmeye devam edelim ve bluzumuzu büyültelim. Kolumuzu birleştirdikten sonra örmeye devam ettik. Hemen şu şekilde saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5. 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sıramıza başlayacağız. 6. sıramızdan itibaren düz devam etmeyeceğiz. Kollarımızda yapmış olduğumuz gibi Örmeye başlıyoruz bakınız 3 tane zincirimi çektim 3 zincirimin hemen yanına trabzanlarım örüyorum 2. trabzanımı ve 3üncü trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımı ördükten sonra 1 tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan 1 tane atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzan 1 zincir ve 1 tane atladık tekrar 1 tane zincir çekiyorum aşağıdan 1 tane trabzan atlıyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 1 tane zincir 1 ikinciye batıyorum zincirimizin altındaki trabzanımızın mutlaka atlıyoruz. 3 trabzanımı ördüm. Bakınız 3 trabzan, 1 zincir ve 1 trabzan atlıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir. Şu şekilde bakalım. Ve aşağıdaki trabzanı atlıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan atla şekliyle sıramızın başına kadar örerek gelelim. Evet buradan başlamıştık. Bütün sıramızı dolaşarak geldim. Bakınız 3 tane trabzan, 1 tane zincir, 3 trabzan, bir zincir şekliyle ördük ve e, bitişteyiz bir tane zincirimi çektim ve 3 tane zincir olarak başladığım yerin üzerine geliyorum batıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum bir zincir olan yere girerek 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum Aşağıdaki bir zincirin içerisine tekrar 3 tane tırabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir zincir. 3 tırabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet ikinci sıramızı da örerek geldim. Tam arkasındayım. Arkada son tırabzan 2 tane yapıyorum. Ve 4 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsüne gelerek batıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 3. zincirime gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde burayı da tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen giriyorum zincirimin içerisine bir tane zincir çekiyorum. 3 trabzanımı atlayıp bir zincirin olduğu yere girerek bu şekilde geçişlerimizi yaparak örgümüzü örmeye devam edelim. Şöyle trabzanlarımızı. Evet trabzanlarımızı yeterince ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördükten sonra bitirmek istiyorum. Arkadan ilmeğimizin kaldığı yerden bakın birleştirme noktasında kaldım. Hemen bir tane zincirimi çektiğim trabzanımın olduğu yere tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımı ördükten sonra aşağıdaki 3 trabzanın ikincisine gelerek batıyorum. Tekrar diğer bir zincirin olduğu yere gelerek 5 tane trabzan çekerek alt sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 3, 4, 5. İkinciye batıyorum. Diğer bir zincirin içerisine geçip 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5 trabzanıma batıyorum. Tekrar 5 tane trabzan şeklinde ilerliyorum. Bakınız şu şekilde örmeye devam edelim ve başlangıç noktamızı da tamamlayalım. Evet bluzumuzun alt kısmını tamamladık. Ben bir tane kolumu örmüştüm. Şimdi diğer kolumuza da sizlerle birlikte başlayalım. Alt kısmından başlıyoruz bir tane zincir çekiyorum tığıma tam kol altımızın olduğu yere geliyorum 1 2 3 aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum ve tam kol altında bir tane üçlü grubumu oluşturuyorum bir zincir çekiyorum görmüş olduğumuz bu artış yerindeki bölüme girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum ve sıramı takip ediyorum bakınız sıramızı 2 3 bir tane zincir 2 3 bir zincir 3 trabzan şekliyle sıramızı takip edelim ve birleştirme yerine kadar devam edelim sıra başına kadar geldim bakınız başlangıç yerindeyim 3 tane trabzanımızı ördüğümüz yere bir tane zincirimizi çekiyorum ve şu şekilde şu araya herhangi bir işlem yapmadan hemen batıyorum ve geçişimi yapıyorum bakınız 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ön kısımda 4 çekmiştik burada 5 tane çekelim kol altında kasma yapmasın 5 zincirimizi çektikten sonra bir zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum bir tane zincir yine aynı bir zincir 3 trabzan olarak düzenimizi kuruyoruz ve sıra başına kadar devam edelim sıra başına kadar örerek geldim bakın 5 tane zincir çekmiştim devam ettim kolumuzun tamamen etrafına şöyle bakalım ve en son 3 tane trabzanımı ördüm ve buradaki trabzanımın olduğu yere geçmem gerekiyor. Bakınız trabzanımın hemen yanına zincirden oluşan bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir tane daha trabzanımı toplamda iki tane trabzanımı ördükten sonra zincirimin süne şu şekilde batıyorum. Ve çekiyorum. Dörde batmışız. Üçüncü zincirimize şu şekilde batalım. Ve kapatalım. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen yanına girerek ikinci trabzan ve üçüncü trabzanı örelim. Buradaki kol geçişlerinde tekli olanların yanına iki tane trabzan ekleyerek 3 tane trabzana çıkaralım ve diğerini hemen 3 tane trabzan örerek devam edelim. Ve bu kolumuzdaki ördüğümüz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Daha kısa isterseniz daha kısa da bitirebilirsiniz. Evet, bu şekilde şöyle örmeye devam edelim bluzumuzun kolunu. Evet, bluzumuzun kolunun bir tanesini örmüştüm, diğerini sizlerle birlikte başlamıştım. Bakınız, e, uç kısmında şu şekilde tıpkı gövdemizde yaptığımız gibi beşer trabzan örmüştük. Şimdi tam 15 sıra kol altından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 ve 15 sıra ördükten sonra burada da tam 15. sırayı ördüm ve uç kısmındaki bu dilimli olan bölümü yapmaya başlıyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. İpimiz şurada bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Şu iç kısımdan hemen şöyle bakınız. Şuradan itibaren ipimi bağladım. Yani şöyle oluyor. Şuradan sonra tam Diğer ipime geçtim. Buraya kadar kolumuzu ve gövdemizi örmüştük bir ipimizde. Buradan sonra ikinci ipime başladım. Eğer ipiniz yalnızca bir tane ise şöyle cimri kol dediğimiz kısa kol yaparak daha yukarıya çekebilirsiniz. Burada da aynı şekilde o zaman tam yeter. Yani uzun kol değil biraz yarım kol olarak da kullanabilirsiniz. Eğer bir ipiniz varsa iki ipimiz varsa hiç problem değil tabii ki. Evet 15 tane trabzan sıramı ördükten sonra Bakınız geçişimi yaptım. Tığımın başını doluyorum. Hemen 5 tane trabzanım örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördükten sonra ikincinin tam tepesine gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 kedimiz çok tüy döküyor bu aralar maalesef iplerimize de tabi geçiyor şöyle beşer beşer bir zincirlerin içerisine örelim bakınız 5 tane zincirin içerisine tam 3 trabzanın üzerine bir tanesini batıyorum 5 tane örüyorum bir tane batıyorum diğer kolumuza bakalım bakınız 5 tane trabzanımız ördük ortadaki 3 tane trabzanımızın tam ortasına battık sonra bir zincirin içerisine tekrar 3 tane trabzanımız ve bu 5 tane trabzanımızı ördük 3'ün üzerine battık bu şekliyle kolumuzu da tamamlayalım sonrasında bluzumuzun arka kısmını örmek için tekrar görüşelim Evet lüzumuzun kollarını tamamladıktan sonra şimdi arkasını çevirdim. Şu düğmemi dikmek istiyorum. Bir tane düğme yeterli olacak. Hemen düğme dikeceğimi yere iç kısmında bırakmıştık onu. Bakınız tığımı getirerek şöyle batıyorum. ilk birinci trabzan tepesine ve örmeye başlıyorum. Sağlamlaştırdım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımın ardından giriyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum aynı yere ikinci kez batıyorum ve bir sonraki trabzanıma geçiyorum ipimi de alttan götürüyorum 1 ve 2 ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum 1 2 her trabzana iki defa başını dolayarak batıyorum. 2. Bakınız şu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Her trabzanım için iki tane başını doluyorum ve giriyorum. Başını doluyorum. En son noktaya kadar ilerliyorum. Evet, uç kısımdan en son noktaya kadar ikişer ikişer trabzanımızı örerek geldim ve şöyle bakınız batmış olduğum yere geçiyorum sadece ilmeğimi kaydırıyorum ve diğer tarafa tekrar ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir çektikten sonra diğer tarafa geçişimi yaptım ve ikişer ikişer tekli trabzanımı bu yöne de örmeye başladım bakınız Sadece ilmeğimizi kaydırdık ve geçtik. 2 2 yukarıya çıkıyorum. 2 Bir tane düğme yapmak istiyorum. Bunu da yukarıya doğru. Şimdi şuraya düğme yapmak istiyorum. Bakınız ikinci trabzanıma 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci sıradaki trabzanıma giriyorum. 1 ve ikinci kez batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez tığımın başını dolamadan hemen batıyorum. Sık iğne olarak yapıyorum. Zincirlerimin üzerine sık iğne olarak 1 2 3 tane sık iğne batıyorum. Ve yandaki tekli trabzanımın üzerine de sık iğneler batarak başlangıç noktama kadar örüyorum ve bir tane ileğimi de bu şekilde açtım düğmemi de şöyle bakınız çok rahat geçebilecek bir düğme Evet aşağıya kadar örelim ve koparalım ipimizi düğmemi diktim ileğimi taktım şu alt kısmının kalkan yerine birkaç tane şöyle dikiş atmak istiyorum şöyle tam denk getirerek ilmek sıramıza kalkmasın burası. Dilerseniz yukarıya doğru da çıkabilirsiniz. Evet yeterli. Hemen geçiyorum. Bir tane düğümümü atarak arkamı da kapatmış oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar düğmemizde diktikten sonra bluzumuz kullanılmaya hazır hale geldi kollarımızı şöyle görmekteyiz bakınız diğer kolumuzda şöyle alalım evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.